Toplumların hayatında çok önemli olaylar olur ve bu olayları yönlendiren insanlar olur. Toplumu oluşturan grupların, bireylerin bu olayları ve bu olaylara önderlik edenleri unutmamaları, ileride karşılaşacakları çeşitli zorlukları aşmaları bakımından çok önemlidir. Kentimiz Denizli'nin tarihi boyunca en önemli gördüğümüz olayı, milli mücadelenin ilk kıvılcımını çakmasıdır. Halifenin gönderdiği nasihat heyetleri sürekli düşmana silahla mukabele etmeyin derken, Denizli Kuvayı Milliye Reisi Müftü Ahmet Hulusi Efendi buna karşı çıkmış ve yanındaki diğer vatansever Denizlilerle beraber bir ayaklanma hareketi başlatmıştır düşmana karşı. Buna biz Denizli'nin Milli Mücadele Günü olarak adlandırıyoruz. Denizli'nin Kurtuluş Günü yoktur çünkü düşman istilasına uğramamıştır ama 16 Mayıs 1919 günü Bayramyeri Meydanı'nda Müftü Efendi'nin verdiği fetva ile ilk silahlı mücadeleye adım atılmıştır. Bugün tanıtacağım kitabım Üç Taş, Müftü Efendi'nin verdiği fetva içerisinde yer alan bir deyimdir. Denizli'nin milli mücadele sembolü olmuştur Üç Taş. Müftü Efendi verdiği demeçte, fetvada, eğer silahınız yoksa bile yerden üç taş alın, düşmana atın demiştir. O deyimden hareket ederek kitabımın adını 16 Mayıs 1919 Denizli Direniş Mitingi Üç Taş koydum. Bugün tanıtacağımız kitap 11. kitabım. Denizli'nin kentleşmesini ve tarihini anlatan, sanıyorum Denizli halkına, önümüzdeki nesillere, gelecek nesillere Denizli'mizin geçmişini anımsatan bir kitap olacak.